Kırım Kongo hastalığından biraz da konuşalım. Ha, Kırım Kongo şimdi kene zamanı, yavaş yavaş havalar ısınmaya başladı. İnsanlar pikniğe gitmeye başladı. 850 çeşit kene var. Kene, odun kenesi denen bir kene var. Çok küçük. Bu kene çok tehlikeli bir virüs taşır. Kene şöyle küçük bir şeydir. Birkaç milim, 3-4 milim. Kendi büyüklüğünün 200 katı büyüyebilir. Yani böyle hortum şeklinde deriye geçirdiği kan emer. Emdiği kan önemli değil. Kan emerken hortumunun içindeki, kendi bünyesindeki sıvının içindeki virüsü de, Novartis denen virüsü de kana karıştırır. Bu virüs kana karışırsa Allah korusun ne olur? O zaman tehlike. Menenjit, yani beyin zarı iltihaplanması, ensefalit, beyin iltihaplanması vesaire birçok tehlikeli hastalık ortaya çıkar. Yani ölüme sebep olabilir. Hemen teşhis. Şimdi diyelim ki kene tuttu vatandaşın herhangi bir yerini, yapıştı. Çekip çıkarırsanız kafası kopar, daha kötü olur. O nedenle ne yapmak lazım? Cımbızla veya penseyle keneyi tutuyorsunuz, çekmiyor. Saat gibi şöyle çevirdiğiniz zaman, sağa veya sola saat şeklinde çevirdiğiniz zaman yavaş yavaş kafasını kopmadan çıkar. Çekerseniz kafası kopar. Kafası koptu mu mikrop bulaşır. Mikrop bulaşmaması için bazıları zeytinyağı sürüyor, bazıları yağ sürüyor, bazıları tereyağı sürüyor, bazıları bir şey yapıyor. Öyle bir şey yok. Hepsi yanlış. Cımbızla veya pinsetle tutup çeviriyorsunuz saat yönünde böyle yavaşça. O kafası otomatik çıkar. Çekerseniz kafa içeride kalır. Kalırsa bitti. O zaman tehlikeli, çok rizikolu. O hemen çıkardıktan sonra keneyi alkol işlemi yapılır veya çay ağacı yağı varsa çay ağacı yağı hemen sürmekte fayda var. Çay ağacı yağı. Yoksa çay ağacı yoksa sinirli ot, arı sokmasına, böcek sokmasına, her şeye karşı etkili de kene sokmasına karşı etkili mi bilemiyorum. O konuda bir şey diyemeyim. Çünkü böcek, arı sokmasına karşı sinirli ot etkili fakat kene sokmasına karşı bir şey diyemeyeceğim. O konuda bilgim yok. Çay ağacı yağı iyi gelebilir. Antiviral, antibakteriyel özelliklere sahip. Fakat bu tür rahatsızlığa yakalanan kişi keneyi çıkardıktan sonra acil hastaneye, en yakın hastaneye veya sağlık ocağına gitmeli. Tedavi olmalı. Geç kalınırsa ihmal yoktur. Virüs taşıyorsa kene, her kene virüs taşıyor demek değildir. Taşıyorsa çok çok tehlikelidir. Allah korusun. Ölümlere sebep olabilir veyahut da felç eder. Yani iyi kişi ölmese bile sakat kalır. Evet, teşekkür ediyoruz verdiğiniz bilgiler için. Evet değerli izleyenler, programımızın sonuna geldik. Dediğimiz gibi pazartesi, çarşamba ve cuma akşamları saat 20.30'da sizlerle olmaya devam edeceğiz. İyi akşamlar.